Çıkmış, bir verelim. Evet. Gerçi şimdi Esra arkadaşımızın hava durumu detayı vardı ama bakın bu görüntüyü bir vermek istiyorum. Ver sesi, sesi aç. Evet, Galatasaray Kulübü Başkanı'nı ziyarete geldi İmamoğlu. Çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu kulübümüzü ziyaret etti. Kendisiyle hem Galatasaray'la ilgili hem de sportif manada ilgili konuları istişare ettik. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak yaklaşık olarak 1,5 seneyi aşkın görevdeyim. Bu görev süresince Sayın Başkan'la ilişkilerimiz son derece iyiydi. Galatasaray açısından gayet güzel ilişkilerimiz oldu. Kendisi bayağı yoğun destek verdi Galatasaray'a. Bunun için kendisine özel teşekkür ederiz. Bu 2024'ün ilk yarısı seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. Bildiğiniz gibi belediye seçimleri 31 Mart'ta var. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Araştırmalar da bu böyle gösteriyor. Daha sonra da Mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçim ve yarışma dönemine girdik. Bu dönemde İstanbul için en hayırlısını Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları özellikle sportif manada hem 2027 Avrupa oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Çok yoğun çalışmayı gerektiriyor. Ayrıca Galatasaray için önemli olan konulardan bir tanesi Sayın Başkan'dan konuyla ilgili destek de istedik. Biz paralimpik oyunlar için akademiler kuruyoruz. Özellikle demin bahsettiğim alanda bu manada hizmet verecek salonların yapılması için belediyemizin büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu surette şimdi 31 Mart geliyor Sayın Başkanım. İnşallah Türkiye için, İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak. Ve ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Galatasaray kulübümüze, kıymetli başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Bugün de verimli bir sohbetimiz oldu. Biz İstanbul'un çok önemli markaları olan özellikle 3 büyük kulübümüzün her konusuyla sürekli iletişim halinde olduk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak kulüplerimizle iyi bir diyalogla, çözümcü bir diyalogla süreç işletmesinin zeminini her zaman kolladık ve bu yönde açıkçası ben de kulüplerimizden çok karşılık gören bir diyalog biçimi gördüm. Biz de aynı şekilde 3 kulübümüzün de lehine ve onların çıkarını kollayan adımlar atmaya gayret ettik. İstanbul Dünya Markası, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ettiğimde de söyledim. Bir de tabii İstanbul'un da dünya markası olan çok özel markaları var. Bunların başında da bu şehrin 3 takımı geliyor. Onların sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor. Ve bu sadece bu 3 kulübümüz sadece futbol takımı değil. Yani Türk sporu, spor kültürü, hatta cemiyet yaşamı, toplumsal yaşam adına özel konumları olan kulüpler. Dolayısıyla onların bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz. Tabii ki sportif yarışlar var. Bazen iğneleyici ya da işte karşılıklı hicivli sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın birbirinin çok canını sıkan hale dönüşmemesi, centilmenlikle yürümesi dileğimiz. Bu sene 2 takımımızın yarışı var. İnşallah sonucu güzel olur. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Biz yani en güzel tarif biliyorsunuz, iyi oynayan kazansın derler ya. İyi oynayan kazansın diyebiliriz. Tabii yanı sıra bizim Galatasaray kulübümüzde özellikle stat ve çevresi ve burada yapılacak spor kompleksi gibi birçok hususta da yürüyen
teknik ilişkilerimiz var. Onun için bugün İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok yetkili kadrolarıyla buradaydık ve Sayın Başkanımızla heyetiyle onlar üzerinde de bilgi alışverişlerinde bulunduk. Aksayan, yürümeyen hiçbir şeyimiz yok ama planlı, takvimli işleri takip ediyor arkadaşlarımız. Aynı zamanda başkanımızın işaret ettiği gibi İstanbul'un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var ki biz her aşamasında kulüplerimizi ziyaretlerimizle ya da bir araya gelişlerimizle bilgi sahibi yaptık. Sağ olsun onlar da özellikle Sayın Başkan bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. Söyledikleri gibi 2027 Avrupa oyunlarında aslında süreç çok uç noktaya erişti. Karşılıklı imza aşamasında bir zaman dilimi işletiliyor. Ki bizim esas hedefimiz olan İstanbul Olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Niyet beyanımızı ortaya koyduktan sonra bu işin siyaseti, partisi, kurumu olmaz. Topyekün bir mücadeleyle mümkün. Biz bunu inşa etmeye gayret ediyoruz. Devletimizin, hükümetin bütün birimlerini, kurumlarını bu yönüyle mektuplarımızla, çağrılarımızla hep davet ettik ya da işin parçası olması noktasında bu niyet beyanının karşılık bulmasını istedik. Her ne kadar karşılıklı bir diyalog masası oluşmamış olsa da hükümette öyle bir tercihleri var. Ama en azından bizim bu niyet beyanımızı sahiplendiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan ve şimdi de İstanbul'daki Sayın Aday. Bu niyet beyanıyla yola çıktığımız 2036 olimpiyatlarını sahiplenmişler. Bunu kabulleniyorlar. Bu da güzel bir şey. İş amacına ulaşmıştır. Gerektiğinde biz bir araya gelmeyi başaran milletiz. İnşallah çok gecikmeden onu başarabiliriz. Arzumuz o. Tabii bu yönüyle de sadece olimpiyat oyunları değil, aynı zamanda paralimpik oyunlar meselesi var ki her üç kulübün de bu hatta çok değer verdiğini biliyorum. Galatasaray da bu anlamda çok özenli bir kulüp. Bu yöndeki branşlarla ilgili de dayanışmayı üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübümüz olimpik ve paralimpik oyunlara en çok oyuncu veren kulübümüz. Dolayısıyla bu üç kulüple dayanışmamızda biz bunu çok daha fazla yukarıya iki katına çıkartarak inşallah 2036'da yeni nesille pırıl pırıl gençlerimizle en üst seviyede katılım gösterdiğimiz, en üst seviyede madalyalar elde ettiğimiz, tarihe geçtiğimiz bir yılı bu şehre yaşatırız. Zira 2036'da kimin ne olacağı, hangi makamda olacağının bir önemi yok. Mesele memleket meselesidir. Memleketin sporu meselesidir. Spora dönük hizmet meselesidir. Bugün atılan her adım ya da atılan bir temelin yarın o şekilde vücut bulması meselesidir. Belki de o günler geldiğinde Allah sağlık ömür versin burada olan herkese. Biz sadece övünerek tribünde izleyici de olabiliriz. Mesele iyi şeyleri üst üste koyarak yapabilme meselesidir. İşimizin her aşamasına öyle baktık. Kulübümüzde bugün işte 120 yaşında neredeyse diyeceğimiz bir kulübümüz 120 yaşına gelmişse her aşamasında iyi işleri üst üste tırmandırarak gelmiştir. Diğer kulüplerimiz gibi bu tür hassas işler hep iyi adımlar atarak, iyi hamleler yaparak, güzel işler yaparak, güzel şeyler söyleyerek inşa edilmesi şart. Sayın Başkan'a da bu hizmetlerinden dolayı tabii Galatasaray'a ama aynı zamanda İstanbul'a da hizmet etmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Güzel, verimli bir buluşma oldu. Elbette ki seçim süreciyle ilgili de bugüne kadar yaptıklarımız gibi bundan sonra yapacaklarımıza dair de kendisiyle bilgilerimizi paylaştık. Her şeyin hayırlısı. Galatasaray Kulübümüze başarılar. Şehrimiz için de hayırlısı olsun. Teşekkürler. Şimdi bu bizim çok önemli bir formamız. 100. yıl formamız.